Vakıf Katılım Hayati inançla iftar saatini sunar. Efendim şükür kavuşturana e, Hamd olsun Tam da o tatlı telaşın içerisindeyiz. O iki sevinçten birinin tam da içerisindeyiz. Şehri İstanbul için. İstanbul'la ilgili de ilerleyen dakikalarda gönlümden geçenler var. Kıymetli büyüğümüzle da konuşmak isterim. Hocam hayırlı iftarlarınız olsun. İftarınız hayırlı mübarek olsun. Sofralarınız bereketli olsun. İbadetleriniz makbul olsun. Aziz İstanbul Abi. Allah bereketli kılsın inşallah ee, Bereket başka bir şey Yine hocamdan da duymuştum Her daim iki kere iki dört etmiyor Bazen sekiz ediyor bazen sekiz bin ediyor ee, Bereketin böyle de bir yönü var Matematiğin çözemediği bir şey o Beşinci evet. işlem Beşinci işlem değil mi <laughs> Tam adı budur ee, işte Siz anlatmıştınız duymuştum sizden Zengin bir adama nasıl bu hale geldin diye sorarlar Devamı neydi hocamının Allah verdi, ben verdim demiş ya. Yani. Allah bana verdikçe ben de kullarına verdim. O verdi, ben verdim. O verdi, ben verdim. E yarışılır mı? O kazandı. O kazandı. <laughs> evet. Yani e, sizin de kazanacağınız, bizim de kazanacağımız o kutlu zaman dilimleridir. Bazı mekanlar dışında hocam. Mesela işte bahsetmiştiniz Mekke, Kabe, Kudüs. Onlar zaten şerefli. Biz oralara gitmeye Üzer, Üzerindekilerden bağımsız. Evet. Yani o üç mübarek belde hariç, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Kudüs-ü Şerif hariç, şerefül mekan bilmekin. Hmm. Bir yerin şerefi orada bulunanlarla. Ama bu üç yerde kim olursa olsun şerefli, zaten şerefli onlar yani, zatıyla şerefli. İnşallah kana kana görmek nasip olur. Bir defa hacca gittik, gördük ama inşallah daha da nasip olur. İnşallah. Ee, insanla ilgili açıklamayı zaten kıymetli büyüğümüzden duymuşsunuzdur. Sizler de belki araştırmışsınızdır ama şöyle bir söz var hocam der ki: e, "Ya Rabbi alemi bana beni kendine yarattın. Ve seni bulmam için beni uzağa attın." diye. Bütün özünü sanki ortaya koyan şeydir yani. Evet. Sebep ne? Evet. Gizli bir hazineydim, bilinmeyi murad ettim demesi yüce Rabbimizin ve insanı muhatap alması aslında kıymet. İki ayrı mecra açtın şimdi. İkisinde de söylenecek kelam var. Lütfen. Biri bir hadisi kutsi me Ali, Alemlerin Rabbi buyurur ki Cenab-ı Peygamber'in mübarek dilinden onun kelimeleriyle Ey Adem oğlu seni kendim için yarattım ve her şeyi senin için yarattım. Senin için yarattığım şeyler seni benden gafil men meşgul etmesin dünyada senin için yarattığın birçok şey var değil mi böyle anlıyoruz artık az da olsa ama bunlar seni oyalarsa yolunu keserse takılır kalırsan benden mahrum kalırsın ki bu en büyük felakettir kuluna gayret eder Allahu Teala gayret etmek gayret çok iyi anlamamız gereken bir kavram bir kelime bu günümüz Türkçesine kıskanma diye getirdik biz bunu da yani şöyle böyle karşılar tam değil zira günümüz Türkçesinde kıskanmak dediğimizde biz hasedi de kastederiz halbuki haset ile gayret taban tabana zıt iki kavram <laughs> bir arada durmaları mümkün değil. Mümkün değil. Mesela. Biri pozitif, biri negatif. Biri siyah, biri beyaz. İnsanın namusunu, eşini kıskanması gayret, komşunun malını, mülkünü, arabasını kıskanması hasettir. Siz buna bugün ikisine de aynı kelimeyi kullanınca haliyle kavram kargaşası ortaya çıkar. Yani o yüzden o kelimeleri kaybetmemeli. Haset başka, gayret başka. Nedir gayret? sevdiğinin, değer verdiğinin üzerindeki hakkına başkasının müdahale etmesine razı olmamak demektir. Çocuk senindir. Terbiyesi için onu bir pataklamak gerekiyorsa onu sen yaparsın. Başkasının onu ona el kaldırması sana ağır gelir. Gayretine dokunur. Gayretine dokunur. İki cihan serverinin aleyhissalatü vesselam huzuru şerifinde Kabile reisi de olan sahabi şöyle bir sual arz ediyor. Ya Resulallah hanımı mı haramda görsem. Yani mesela anlaşıldı daha açık konuşmak istemiyorum. Öldürebilir miyim? Suale bak. Yadırgamayalım. Yani sualdir, sorarsın. Deniz sahibi orada yani. Cevabını alacaksın işte soru sormak iyidir. Kibirli adam soru soramaz. Hani? Efendimizin cevabı aleyhissalatü vesselam öldüremezsin. Yetkini yok. Yani namusuna açıktan saldırı var. Öldürebilir miyim? Hayır. Şuna dikkat lütfen. O huzurda sahabi Dayanamam ya Resulallah diyor. Öldürürüm diyor. Ve orada bulunanlar ürperiyorlar haliyle. Resulullah'ın sözüne muhalefet gibi bu nasıl laf ya? Olur mu yani? şey? Bu nasıl dersin manasında? Öldüremezsin demiş Dur. Efendimiz. Teşekkür, Teşekkür ederiz olsun. kızım. Elinize sağlık. Dayanamam diyor. Buna rağmen o orada bu cevabı veriyor. Gayret, galip geliyor. Ölçüyü de zorlayan bir cevapta bulunuyor. Efendimiz buyuruyorlar ki reisinizin gayretini gördünüz. Gayur. Yani bana rağmen böyle söylüyor. İşte bu gayrettir. Ben ondan daha gayretliyim. Ben ondan daha gayurum. Allah benden daha gayurdur. Derse bakar mısınız? Yani şu gayrete bakın. Bana rağmen cevap veriyor, dayanamıyor. Koruyor yani. İzzetini, namusunu yani böyle bir gayret gösteriyor, celalleniyor. Bilin ki ben ondan daha gayretliyim, Allah benden daha gayretli. Allah'ın kulu üzerindeki gayreti çok iyi anlamak çok iyi olur. Değer şunu anlamaya. Gayretinden dolayı kuluna fuhşu yasak etti. Buyuruyor. Kitabı yazan ahlak bahsinde bize gayreti anlatırken Şimdi yasak etti sana fuhşu. Sen de buraya neuzu billah girdin. Neyi ihlal ettiğinin farkında mısın? Nasıl bir şeyle karşı karşıyasın farkında mısın? Lütfen dikkat. Bu çok kritik bir nokta. Kul Allah'ına gayret eder. Nasıl? Haktaala'nın emirlerinin çiğnenmesine razı olmaz perişan olur. Rabbimin emri çiğneniyor. Bu nasıl olur der Dayanamaz yani. Yani harp eder, darp de eder demek istemiyorum. Onun şartları var, bilmem nesi var. Tamam, hukuku var. Da gönlü razı olmaz. Acı duyar. Rabbimin emri çiğneniyor der. Din büyüklerinden birinin evine zulüm devrinde girer ceberut yetkililer sözde yetkililer, devlet. Yani din düşmanlığının bir tezahürü bu. Mübarek hanımını kendisi hapisteyken, cezaevindeyken hanımını da taciz ederler. Yani sürükleyip götürürler. Zulmederler. Zulmederler. Başı açılır falan. <laughs> Talebeleri bu vaziyeti görür. Bunu haber vermemek olmaz hıyanettir gizleyemezsiniz ama vermek de o kadar zor ki bu haberi vermek o kadar zor ki titreye titreye ağlaya ağlaya korka korka cezaevinde ziyaretlerinde bunu ifade ederler efendim maalesef böyle böyle oldu annemize bunu yaptılar saçı açıldı gözlerinden yaş süzülür hazretin ve şöyle der Allahu Teala'nın namusu bugün ayaklar altındadır. Bizim namusumuz kaç para? Bakar mısınız? Şu gayrete bir bakar mısınız Allah aşkına? Ne demek Allahu Teala'nın namusu? Dini İslam. Kitabı Kadim, Kur'an-ı Kerim. Dinin hükümleri ayak altına alınmış. Biz kendi namusumuzu söz konusu nasıl edelim? diyor kulun Allah'a gayreti böyle bir şey yani. Kul kula gayret eder. Mümin mümine gayret eder. Nasıl yani? Şimdi sen beni görsen bir çukurda. Olmadık bir yerde. Kötü insanlarla düşüp kalkıyorum, perişan olmuşum. Hadi tam adını koyalım. Düşmüşüm meyhaneye. Perişan olmuşum. Sen de geçiyorsun, gördün, duydun bir yerlerden. Hayat abi, çamura çakılmış. Ne yaparsın? Ne yapman gerekir? Çile bahasına, belki hakarete uğramak bahasına girersin oraya. Koluma girer. Benim de sitemlerim olsa bile sana tahammül eder. Abi sana yakışmıyor. Olmuyor. Sen buradan çık, seni çıkarayım dersin. Üstümü başımı temizler, kirler, düştük diyor ya, değil mi? Evet. Geçen programda anlatmıştın. Evet. <laughs> Kurtarırsın. Senin bana gayretin de odur. Ezilmemi İzzetimin ayaklar altına düşmesini istemezsin. Veya borç altında kıvranıyorum. Eziliyorum. Bana el uzatırsın imkanın varsa. Kurtarmaya çalışırsın. Gayret edersin bana. Biri beni haksız yere kötülüyor. Velev haklı yere kötülüyor. Dayanamazsın, korursun. Ben o insanı seviyorum. Bunu söyleme yani. Ben tahammül edemiyorum dersin. Ağır geliyor bana dersin. Gayreti böylelikle güp güzel <laughs> anlamakta fayda var. Çünkü sevginin tezahürüdür. Seven kıskanır. Evet. Seviyorsa elinde değildir bu. Öğretilecek, öğrenilecek bir şey değil bu yani. insiyakidir. gayrı tabiidir. Gayrı tabii oldu mu? Hayır, tabiidir. Kendiliğindendir yani. E, öğretilmeye hacet yok. Seviyorsan onu kıskanırsın. Seven kıskanır yani. bu işin tabiatında var. Fıtratı bu. Gamdan ölmem korkarım gayret helak eyler beni diyor şair. Gam beni öldürmez de diyor. Onu kıskanmaktan ölebilirim diyor. <laughs> kıskanmaktan ölebilirim işte seven kıskanır. Yüzünde göz izi var sana kim baktı yarim diyor evet, yani. Ya. yani halk irfanının türkü sözüne yansıttığı derinlik biçim derinlik <laughs> budur işte. Evet. Yüzünde göz izi var sana kim baktı yarim. Diye. Muazzam. Hocam, e, Ö, öbür açtığın kapı neydi? Sen bir şey daha söylemiştin. Ben Hocam iki şeyden bahsetmiştim. Biri işte beni kendine alemi bana beni kendine yarattın ve ha. seni bulmak için beni uzağa attın Ha, ha. O, o vadide söyledik bunları. Evet. Rahakta hala bizi kendisi için yarattı. Evet. Kendisine dostluk için yarattı. Evet. Çer çöpe Murat... takılma. Evet. Şöyle tamamlamıştım belki hatırlatır diye hocam. Evet. E, bilinmeyi murad etti. Evet. Tam da o. Evet. <laughs> Belki ilk defa Nasıl başlıyor ama? o hadisi kutsi biliyor musun? Ee, neden soruyorsun? Kün tükenzen mahfiyen. Evet. Evet. Değil mi? Evet, gizli hazinedim. hazineydim. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi murad ettim. Ve yarattım. Mahlukatı <gülüyor> yarattım. <gülüyor> Kün tükenzen diye başlayan bir hadisi kutsi. Bir hadisi şerifte şu. Ben Rabbim ile öyle gizli, öyle özel hallerim olur ki Kimse olmaz arada. Büyük melekler de olmaz. Peygamberler olmaz. Yani özel bir hal, hastır yani. Bu iki metni koymuş aynı Mısra'ya şair. Şaire bak şaire. <laughs> Muallim Naci merhum. Muallim Naci. Hayır yanlış söyledim. Düzelt. Mustafa Manevi Efendi. Ama muallim Naci de kalsın hocam. Orada o da kalsın <laughs> ama bu beytin sahibi o. Mustafa Manevi Efendi. Bir naat yazıyor. Naatında şöyle bir beyt. <laughs> <laughs> Küntü kenzen mahzeninden lime Allah mazhari <laughs> işte şerif lime Allah öyle vaktim olur ki diye başlıyor. Küntü kenzen mahzeninden lime Allah mazhari Zat-ı pakin en veridir, en veridir, en veri. Küntü denen o hazine, gizli hazineydim, bilinmeyi murad ettim, sevdim, yarattım mahlukatı buyuruyor ya Hak Teala. O hazine açıldı. Lime Allah mazharı olan sen zuhura geldin ya Resulallah. Yani Gizli hazine açıldı, inci mercan saçıldı. O incilerin en irisi, en güzeli, en kıymetlisi sensin ya Resulallah Zat-ı pakin enveridir. Enveridir, enveri. Hem vezni tamamlıyor hem de onun enver kelimesindeki parlaklık nur dağıtan, nurlu, aydınlatıcı, en tenvir edici zatı ı pakin, temiz zatın, mukaddes zatın enveridir, enveridir, enveri diyerek natını yazıyor adam. Kelimeler böyle bir şey. Mehmet'cim. Yani evet. kelimeler kelimeler kelimeler. Bize taşıyan nutk nutk. İşte şiirimizin parlaklığı burada. Ümmetin yüzde yirmisine tekabül eder etmez Türkler. Yüzde yirmi yani en fazla. Ama onu öven nahatların yüzde sekseni bu ümmetin. Evet. Türkçe. Biz bu sahada İyiyizdir yani. Başı çekiyoruz. Başı çekiyoruz Allah'ın izniyle. Çok şükür. <laughs> Ve Efendimiz'i övebilmek adına ne kadar yol varsa o kadarını denemeye gayret etmek aslında. İşte burada da kulun Tek sınır öluhiyet izafe evet. etme. İlahlık izafe etme. ilahlıktan söz etme. Ne desen azdır. Evet. Yani efendimiz'i övmenin sınırı nedir? Sualinin cevabı. İlah deme de. Evet. Tanrı deme. Gerisi tamam. Çünkü en kıymetli o. Zatı pakin enveridir enveridir enveri Küntükenzen mahzeninden li'me Allah mazhari Manevi Mustafa Manevi Efendi'yi de Yad edelim böylelikle Hayırlı. Yani Allah gani rahmet etsin Amin ee, Hocam naçizane şöyle bir şey yazmıştım Bir sohbetimizde sizinle şeyi söylemiştim Hocam ne oluyorsa en güzelidir değil mi? Evet ne oluyorsa en güzelidir ee, Gülü kırmızı göğü mavi yaratan suya kaldırma yere çekim gücünü veren. E, alemi ademe alemi ademe ademi kendine var eden. Hatırlamaya çalışıyorum. Gecenin ortası ana rahmine cenin gecenin ortasına dolunayı asılı tutan. Allah. E, kudret benim içinde en iyisini düşünmüştür de ve yolunda. En, en iyisini yaratmıştır. En iyisini Düşünme fiili Haş, mahluka evet. mahsus. Evet. Ee, en iyisini yaratmıştır de ve devam etti. Nice evet. böyle bir dörtlüyüm var. Tebrik de. ederim. Allah Çok razı olsun. Çok güzel. Bir tasih de yapmış olduk mu? Lütfen. Evet. Şiire müdahale olur mu? O olmaz ama. Tabii ki olur. Sen olunca evet. Allah'ınızla Allah yani cesaret ettik. Düşünme fiilini evet. Hak Teala için kullanmayalım. Evet. Yaratma Çünkü düşünme beşerimiz. Ac aczini beşeriyedir. Evet. Bilmiyorken düşünür bulur. Çünkü onun düşünülmemek hali de var o ancak tabii, insana mahsus. Tabii, evet. Evet. Yani e, dengeyi gözetmek bakımından, itikadi e, hataları senin şahsında, şiirin şahsında. Herkese de böylece bir ilan edebilmiş olmak. Benim üzerinden olması çok mutlu eder beni. Evet. Abicim hayra vesile olan değil mi? Onu işleyen gibidir. Kim bilir kaç kişi, kaç kişiler duyuyor şu sözleri. Ve diyorlar ki vay be dikkat etmiyorduk ama. Bu da söz konusu. Mesela Allahu Teala'ya mekan isnad etmek, yukarıda demek mesela. Yukarı izin verilmemiş bunlara yani. Çünkü yukarısını aşağısını o yarattı. Mekandan münezzeh. Mekan söz konusu değil. Allah mekanı yaratan. Yukarıda kelimesini böyle biraz teville ite kaka şöyle affetmişler. Kıymetli, değerli manasında yukarıda. Ali manasında Üst, yukarıda evet. denilebilir filan diyerek ve hassas olunacak nokta itikadi meseledir. Cenab-ı Hakk'a da. Mesela bu isim verim vermelerde de önemli bu. Samet ismi. Allah-u Teala'nın bir ismi. Yani. Çocuğa bunu verirken dikkat etmeli. Abdül Samet demek daha güzel olur. Aziz, Abdül Aziz demek daha Kadir. Güzel olur. Yani. Kadir, Abdül Kadir. Aynı şekilde Allah-u Teala'nın isimde Reşit, Abdül Reşit. Allah-u Teala'nın Hamid, Abdül Hamid isimli olan kelimeyi kula yakışacak manayla kullanmakta izin varsa da her ne kadar e, riayet, edebe riayet orada çok daha büyük önem arz eder. Hiçbir bi edep vasılı illallah olamadı. Edebe riayet etmeden kavuşmak mümkün değil. Yola giren ve varmayan olmadı. Yoldan çıkan ve varan olmadı. Evet. Bu yola riayet etmek lazım. Kime yol gösterilir? Yoldakine. Şöyle bir durum olmuştu. Gençlik yıllarımız biraz daha heyecanlı böyle hemen söyleyi veriyoruz falan. Avukatlık. İki arkadaş var meslekten. Meslek dediğim avukat değil. Biri hakim, biri savcı. Biri haşa huzurdan, imandan behresi yok. Ve bunu da telaffuz etmekten falan da çekinmeyen böyle bir edep bir tutumu var. Biri de beş vakit namaz kılan bir arkadaş. Çok dindar. Hatta ona bakardım utanırdım. Yok o kadar değerli toplu ki. <laughs> Oturup konuşmalarımızda onu yani bir edep olanı hiç düzelttiğim vaki değildir. Sükutla geçerim hep. Bunun ise beş vakit namazını kılan dostumun ise ufak bir hatasını da görsem itikada taallük ediyorsa özellikle ...bir şekilde iyi kazda bulunurdum. Bir gün baş başayken sordu. Yahu dedi ona hiçbir şey demiyorsun dedi. Bize demediğinde bırakmıyorsun dedi. Dedim ilaç hastayı iyi etmek için. Ölüyü diriltmeye yaramaz. Onun yani imanını kaybetme korkusundan dolayı... ...imanınıza bir zarar gelme korkusundan dolayı... ...size söylüyorum bunu. E, öbüründe yok ki neyi koruyacaksın. Evet. Tehlike altında olan sensin. Hücum sana olur. Şeytan boşa ve saldırmaz. Evet. <laughs> hazine vardır, kıymetlidir, oraya saldırır. onun içinde bir değer hükmü var, atasözü eskilerin. Ve ma cevap ahmak illa sükut. Ahma verilecek tek cevap sükuttur. Evet. Konuşmazsın, bir şey demezsin. En esaslı cevaptır. Çünkü cevap vermek de bir değer vermektir yani neticede. Nef'i merhumun bir beyti öyledir. Erzurumlu Nef'i ne şairdir ama biliyorum yani ya elemin çekme gönül Nafile gamdır Hasmın sitemin Anlamamak hasma sitemdir Değersiz olan Gayri olan sadet harici olan Parantezin dışında olan Muhatap olmaya layık olmayanın elemini çekme Boşuna kafaya da takma üzülme onun için Nafile gamdır değmez Hasmın sitemin Anlamamak hasma sitemdir Onu duymazdan gelmek yok saymak En esaslı sitemdir Ahmağa verilecek en güzel cevap sükut. Türkülerimizde de cahille <laughs> sohbeti kestim diye geçer. Evet. evet. Cahil, evet. Oradaki sükut. Alim ile daş daşı cahil ile bal yeme. Evet. <laughs> Onu güzel ile diye ama oradaki güzel alimdir. Daha alim alim da. tabi tabi güzel. o güzel ya yoksa ne zahiri güzellik dediğinde ki toprak olacak şeyi konuşmaya bile değmez. Aynen öyle. Alim ile daş daşı cahil ile bal yeme. Yüzü güzeli, yüzü güzele 40 gün, ahlakı güzele bir ömür demişler bununla alakalı. E hocam mesela o insan varlık olarak insan kıymetli olduğundan dolayı e, türkümüzde geçer birinde der ki e, Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun. Bu nefsin elinden kaçamıyorsun. Aslında tanı ve tedavi dediğimiz şey içerisinde tabii, yok tabii, mudur? Tabii teşhis tedavi içinde. Ama kanadı yok. Tabii. Ama ...aslında demek ki bir uçabilme hadisesi var... ...o uçmaktan kastım hani başka bir kelimem yok... ...onu yerine koyabilirim... ...şu yalan dünyadan geçemiyorsun... ...torpaklar başına vay deli, vay gönlüm. deli gönlüm diye, evet. <laughs> ...gördüm iki kişi mezar eşiyor... ...gam kasavet gelmiş boydan aşıyor... ...diye... ...çok yaşayan yüze kadar evet yaşıyor... yaşıyor. ...gel de bu rüyayı... Burayı, ...yor deli, yor deli gönlüm. Gönlüm. ...gördün mü sen yüz yaşında adam... ...eh duyduğum var bir iki kişi... E ...neyin hesabındasın sen... ...yaşın kaç abicim... Ya. Yani esasen yaşla da ilgisi yok tabii. Herkes ölüme tam bir nefes mesafededir. Herkesin ölüme mesafesi bir nefes. Herkes ölecek yaştadır. Herkes ölecek yaştadır. <laughs> evet. Hukuk fakültesinde çok zorlu bir ders vardı. Usul hukuku. Hakikaten zordu ha. Talebe terminolojisiyle baba ders. Hocası da çok güzel Osmanlıca konuşan bir hocaydı. Merhum o dersten kalan çok oluyor. Derste birisi sordu. Hocam bu dersten başarılı olma nispeti, oranı nedir? Yüzde <laughs> yirmi diye laflar konuşulurdu da. Yüz kişi girerse yirmisi geçiyor falan diye. Onu hocaya söyletmek istiyor çocuk. Soru bu. Kaldığın zaman kalma ihtimali yüzde yüz oluyor. Senin için geçtiği zaman geçme yüzde yüz dedi. Sen bakma orana dedi. Senin için yüzde yüz dedi. Ya kalmak ya geçmek. İkisinden biri evet. Tabii. Yüzde yani yüz. İstatistiklerle ilgilenme. Evet. Diyelim ki oran yüzde doksan. Geçme oranı. Sen de geçtin. Senin için ne oluyor? Yüzde evet. yüz. Yani bu şahsi sorumluluğu değil mi? Kişinin ne dönmesini öğütleyen. Çok severdim ben o hocayı. Öyle güzel... Osmanlıca cümleler, kelimeler ezberledik ki ondan Türkçe neşesini biraz da ona borçluyuzdur yani İlhan Postacıoğlu merhum. Allah rahmet eylesin. Ee, yine Anadolu irfanında bu Ramazan ayında da çok güzel sırf buradan yakalarsak çok ciddi mesafe kat ederim diye düşünüyorum kendi adıma. Ee, bir hakkında konuşurken çok güzel diyor ki kendi yok. Burada ama Rabbi var? Yani, ya yani ya, ölçü değil midir hocam? Ya Rabbi. Bir var. hakkında konuşuluyor. Kendi burada yok ama Rabbi var. İyi de konuşacak olsa, kötü de konuşacak olsa. Evet. Yani <laughs> insanlarla muamele ederken herhangi bir şekilde konuşma, alışveriş yapma, vurma, vuruşma hatta yani savaşma hatta. Evet. Bilmeli ki o Allah'ın kulu. Bu hududa riayet ederek yap ne yapacaksan. Yeri gelir vurman da gerekebilir ama bil ki hukuk içinde, hukuka riayet ederek. Onun da var hukuku değil mi? Savaşın hukuku Savaşmanın yok mu? Savaşmanın dahi bir hukuku var. var yani böyle <laughs> her aklına geleni yapamazsın. Zararlı hayvanı öldürmeye yetki var. Ama mesela yılanı öldürmek için ateşe atamazsın. Evet. Hudut var. En az acı çekeceği şekilde bir darbeyle. Akrebi çok zararlıdır öldür tamam. Parça parça kes doğra filan eziyet çektir değil. En... Her şeyin bir hukuku var. Hukuka riayet lazım. Şuradan kes dediyse oradan kes. Azı da zulümdür, çoğu da zulümdür. İşte hukuk da onun için var zaten. Bize sınır koyuyor. Fıkıh. Nereden itibaren? Yani sınır nerede sınır? Çerçevemiz ne? <laughs> sınır kavramı, <laughs> hudut kavramı. Yine fakültede bir hocamdan aldığım bir şey söyleyeyim. Başka bir hocam. %de 40 yapana geç, geçiş veriyor 50 demiyor Hoca merhametli 40 puan alırsan yüz üzerinden geçiyor geçiriyor çoocuğun biri 39 almış kalmış ve basmış itirazı dedi ki yavrum sınır böyledir işte şurası sınır mı Burası Rusya Burası Türkiye Ben sana 70 ile 80'le geçersin demedim 40 dedim E 40kı 40 bulacaksın ya yani. sınır böyle anladım. bir şeydir yani hiç güzel mi 39'da kaldım diye niye 49 olmadım diye kendine kız illa kızacaksan diyerek bize adaleti ve hukuku da hissettirdi yani evet. orada merhamet olmaz yani Ben size de, ha 40 oldu hadi 39 da olsun olmaz efendim sınırı ihlal etmeyelim ya sınır diye bir şey var hudut ölçüş şaşıyor. ölçüş şaşıyor. orada suçtur burada değildir haramlar dini İslam'ın mayın tarlasıdır. Mayın tarlası Dikenli tel var arada Sınır var veya tel yok Mayın tarlası E abi gittin şansın belki gecikir hani Bir zaman olur bir patlamaz iki patlamaz Ama yani orada her an patlayabilir Yani bu Bunu bileceksin Baştan sana söylenmedi mi ha. Bilmiyor musun sürpriz mi yapılıyor sana Neyin yasak olduğu neyin emir olduğu Nasıl bahtiyar oluruz Nasıl mutlu oluruz Yasaklardan kaç emirleri yap Senden alası yok bundan ibaret. Hatırıma getirdiniz hocam. Faydası olur diye ben e, hatırlatmak istiyorum. Lütfen siz beni düzeltin. E, i̇ki yönü var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir gün Hazreti Osman zannediyorum gelip onu biraz da böyle kalkmayı oturmayı bilmeyen insanların onu çekiştirerek Efendimiz'den din öğrenmeye çalıştıklarını görünce Ya Resulallah diyor anam babam feda olsun sana bir yer yapalım <laughs> ve oraya gelsinler orada öğrensinler diyor ki ben onların eteğime basmasına ...üstüme toz bulamasına... ...beni çekiştirmesine de razı geleceğim onların... ...çünkü benden öğrenmeye çalışıyorlar diye... ...yani Efendimiz buna razı gelmek... Ee, i̇kincisi bir gün otururken... ...bir çöl bedevisinin gelip... ...Resulullah kim? ...diye bir soru... ...sorunca Hazreti Ömer hiddetleniyor yani... ...böyle direkt bir sorudur... ...kim derken... ...Efendimiz hissedip... ...hatam olursa başlayın Hazreti Ömer'i durdurup... ...benim diyor... ...Müslüman olmaya geldim bilirsiniz... Peki diyor. Ne yapmam lazım söyle? <laughs> Kelime-i şehadet. Tamam getiriyor. Başka. 5 vakit namaz diyor efendimiz. Çölbedevisine. 5 vakit mi? Evet. Tamam. Başka. Para olursa zekat. Tamam. Başka. Oruç. Ramazan-ı Şerifi çektik. gündüzleri. Evet. evet. İlişmiyoruz. Evet. Oruç. Tamam. Başka. Haç olursa, imkan olursa haç. Tamam. Başka. Başka yok. Bu dediklerinden bir fazla ya da bir eksik yapmam kabul mü? Allah efendimiz ya? E. Efendimiz diyor ki kabul. Tamam diyor. Akitleş. Gidiyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam az önce dediniz haram tarlasına girme. Cennetlik görmek isteyen varsa şu giden bedeviye baksın. Bu dediklerini yaparsa cennetlik. Evet. Bu kadar değil mi hocam? Evet. 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 Yani çok ders var anlattığın şeyde tabii üst üste. Bir gösteriş yok ki gelince anlayamıyor efendimiz de kim abi. diye soruyor. Evet. Edebe riayet sevakuf değil ama nasıl davranıyorsa ona o şekilde muamele ediliyor. Gençlerle bir sohbet böyle periyodik haftalık bir sohbet. Onlarla oturup kalkma dertlerini dinleme gibi bir misyon üstlenmiş idim. Gençken, 30'lu yaşlarımdaydım. 15 ve yukarısı birkaç genç yani birkaç dediğim 15 20 kadar. Onlarla halleşirdik. Düştüğü aşk dahil, takıldığı kız dahil, sigara alışkanlıkları falan bilmem falan dahil. Her konularına müdahale ederek seçecekleri lise üniversite. Onlara rehberlik, yaşam koçluğu mu diyorsunuz bugünlerde? <gülüyor> <gülüyor> o meyanda ağabeylik yapıyorduk. Birkaç yıl devam etti o vaziyet. Benden daha tecrübeli bir üstada hocama yani bu işi de bana veren ya çocuklarla ilgilen dedi ben de ilgilenmeye başlarken şöyle bir noktadan hareket ettim fikren zihnen kalben dedim ki benim de çoluk çocuğum var bugün 8-10 yaşlarında ama e bunlara birilerinin yarın sahip çıkmasını arzu ederim e bunun için yatırım yapmam lazım evlat kısmı babadan almaz ya dersi ona da hoca lazım rehber lazım hayran olacağı bir abisi lazım ben başkalarının çocuklarına böyle şefkat göstereyim de olur ki bizimkilere de bir başkası bir gün aynı şefkatle yaklaşır diye yatırım yaptım yani. Aklım sıra, kalbim sıra. Ona sordum nasıl davranayım diye. Çocuklara ne anlatayım diye. Azizim bana öyle bir ders verdi ki bütün hayatım boyunca pedagojik nosyon olarak stajdır yani. Bir alimi anlattı bana kendisinin hocası olan alimi anlattı. Gayet ciddi bir zat idi dedi. Efendim usule fevkalade riayet eden heybetli bir zat idi. Bir gün beni çağırtmış gittim. Cuma namazı çıkışı cami avlusunda buluştuk. Buyurun efendim ben emretmişsiniz dedim. Kolunu üstüne atmış biri vardı yanında. Köylü köyden gelmiş eski bir ahbabı o alim zatın onunla konuşuyor ama öyle konuşuyor ki sanki kendisi de köylü bütün sıfatlarından sıyrılmış köylüce konuşuyor idi sonra bana döndü eli yine orada kolu orada gayet ciddi bir şekilde didaktik bana talimatlar veriyor not alıyorum böyle ama harfin harfine yani kaşlarından yüzünden anlıyorum ciddiyet mehabet böyle tam tekmil. Dönüyor yine köylü gibi konuşuyor. Bana dönüyor hiddetle. Şiddetle veya celalle. Dedi başka da bir şey demedi. Sonra düşünüp çözümledim. Muhatabına göre hareket et. Yaşlıyla yaşlı, çocukla çocuk, köylüyle köylü, şehirliyle şehirli. Ya yani ya. illa kendi üslubuna onu zorlarsan <laughs> telefonla konuşuyorsun faraza. Adam hızlı hızlı konuşuyor. Üslubu bu. Sen tersine hayli yavaş konuşursan adamın ayarını bozarsın. Evet. Veya adam yavaş konuşmayı seviyor öyle konuşuyor ancak öyle anlayabili. Hızlı hızlı konuşursan yorarsın. Yani muallimlik muhatabı iyi anlama, onun dilini anlama, ona uygun hitap edebilme becerisidir bir noktada. O da önemli. Çocukla çocuk mesela hep derler ya eğitimciler çocuğa bir şey söyleyeceksin. Eğil, göz hizasına gel, göz göze onunla o şekilde konuş. Yukarıdan aşağı ezer. Evet. Zor gelir. Alamayabilir. Tam burada hocam özür dilerim. Ee, yine Müslüman olmak üzere önce Efendimiz'i mesela Salman-ı farisi de öyledir. Önce işaretlerle beraber Efendimiz'e bir bakmış, biraz izlemiş. Yani diğer kutsal kitaplarda öncesinde yazanla ilgili o mudur i̇şaretler, diyeyim, aramış. işaretler aramış. Ve bulmuş bolca. Bulmuş tabi. Bunlardan bir tanesi de mesela sonrasında Efendimiz'i aslında kelimeyi tam olarak seçmeye çalışıyorum. Vücuden engelli zannetmiş. Hı. Çünkü onu birkaç gün üst üste gördüğünde çocuklarla muhatap olduğunu görünce Efendimiz'in hep dizlerinin üstüne çökmüş olan bir peygamber. Çocuklarla muhatap olunca birkaç gün efendimizi böyle görünce öyle zannetmiş öyle yani. zannetmiş onu. İşte az önce çocuklarla evet. ilgili vermiş olduğunuz örnek evet. aslında verdiğim bütün evet. örneklerinizde evet. ölçümüz var. Tabii tabii. Yani efendimizin hayatında tabii. tatbik etmediği hiçbir şey yok. Tabii. Yani biz bugün herhangi bir soruyla karşılaşmayız efendimizin hayatında olmayan. O noktadaki bilgi eksikliği bizi zora düşürüyor çoğu kere işte. Yani sormuşlar bir ilim sahibine. İslam dininin en büyük düşmanı kimdir? Soru acitatif. Soru tuzak. Yani cevabında bir devlet ismi zikretmesi, bir şahıstan söz etmesi, sonu izm ile biten herhangi bir müesseseyi mevzu etmesi arzu ediliyor ki evet. düşsün tuzağa tak basacak manşeti falan yani. Böyle de bir kurnazlık içeriyor sual. Cevabı şu şey oldu. Bu dini mübinin ...en büyük düşmanı cehalettir... ...bu cevabı yazmadı gazeteci... <laughs> hmm. ...neden... din İslam'ın en büyük düşmanının... ...cehalet olduğunu yazarsanız... ...okuyuculardan bir kısmı diyebilir ki... ...cahilliği düşman kabul eden din... ...kendisi nasıl bir din bir bakayım diyebilir... ...bu da maksada uygun düşmez... ...ketme <laughs> <Evet. gülüyor> diyor hakikati yazmıyor... E, vermiş olduğunuz örneklerde biraz hatırıma düşenler hocam onları lütfen düzeltin beni ya da programı izledikten sonra da düzeltebilirsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz var bu konuda dikkatli. E, hani dediniz ya muhatabına göre hareket etmek bununla alakalı bütün ölçüleri biz Efendimiz'den alıyoruz. Tabii. O Müslüman olmak için gelmiş olan Bedevi'nin tavırına karşılık bir tavırla beraber konuşan e, bir sefer dönüşü olabilir. E, bir yerde dinleniyorlar ve... E, sahabeden birine ağacın üstündeki yemişlerden almasını istiyor efendimiz. Sahabe oradaki yemişlerden alınca... efendimiz alttan sesleniyor diyor ki işte şu koyulardan diyor, şunlardan al. Dönüyor efendimize diyor ki bunların daha iyi olduğunu çobanlar bilir. Allah Siz nereden biliyorsunuz? Siz nereden biliyorsunuz? <laughs> efendimiz diyor ki ben de çobanlık, çobanlık yaptım. yaptım da ondan. Çobanlık yani, yani ben de çobanlık yaptım. Allah Allah. Bir. Allah Allah. Sahabe oradan inerken çok da zayıfmış aslında o sahabe. Eteği biraz sıyrılınca bacakları görünüyor. Çok zayıf olduğu için sahabeden gülenler oluyor. Efendimizleri diyor ki o güldüğünüz bacaklar mizamda dünyadan daha ağır basacak bununla alakalı. Yani öncesinde onun ruh haline ilişkin ben de bir çobandım diyen bir peygamber. Ama orada da muazzam bir ikaz. Orada da ortaya koyduğu bir ölçü yani bir İzzetini koruyor. O evet. kişinin ezilmesini, hafife alınmasını kabul etmiyor. Buna razı olmuyor. Evet. Üstelik ahiretteki değerine de işaret ederek değil mi efendim aman ya Rabbi. Allah şefaatinden mahrum etmesin. Amin. Bir de duada da güzel bir yön vardır o duada. Nereden duydum hatırlamıyorum. Diyor ki e, efendimizi kendisini anışımızdan haberdar eylesin diye. Muazzam bir irtibat. Allahümme seninle. salli ala Muhammed. Haber verilir bana diyor değil mi? Salavatınız evet. bildirilir diyor. Bu onunla muhabere. İrtibat kurma. Data banka giriyorsun. <laughs> Kayda giriyorsun. Ona salavat getirmenin, onu övmenin faziletine dair neler neler söylendi. Ya Resulallah gece boyu ibadet edeceğim. Farz edin 4 saat. <laughs> Dörtte birini size salavat ayırsam ya Resulallah uygun mudur? İyi olur buyuruyorlar. Yarısını ayırsam diyor. Daha iyi olur buyuruyorlar. Tamamı ya Resulallah çok daha iyi olur ona salavat etsen başka da bir şey etmesen kendi edeceğin dualarından da üstündür aslında. Çünkü onun derecesinin yükselmesine, ona verilen nimetlerin artmasına hizmet etmiş olmak, o sahada bir mesai harcamış olmak şunu getirir, ihsan edene ihsan edilir. Sen öyle bir kerem sahibine, öyle bir ihsan sahibine bir hizmette bulunuyorsun ki o sana karşılık verdiği zaman görürsün işte yani ne muazzam bir şeyle karşı karşıyasın. Onun ihtiyacı olduğundan değil. Ama ümmetin salavatı ona ikram, ona bir terfi olarak, ona bir yükseliş vesilesi, daha da yükseliş vesilesi olarak dönüyor, avdet ediyor. Salavatın böyle bir tarafı var yani. Birisi iman ettiği zaman öyle bir ikram oluyor ki ona da yani. O yüzden çok ısrar etti değil mi? Ebu Cehil'de bile hiç ümit olmadığı halde defalarca defalarca yani ve ondan sonra büyük bir gayzı hak etti artık o. Öyle bir hayır engel oldu ki yani. Öyle bir şey engel, öyle bir yol kesici. Ve biz ona ne dedik? Bak işte biraz önce demiştim ya dini İslam'ın en büyük düşmanı cehalet. Biz o adama cehaletin babası mana ismini verdik. Ya bu cehil dedik. Ya adı yok mu bu adamın? Var. Ama dedik ki cehaletin babası işte yani. Firavun devletti, Namrut servetti. Veya hem devlet hem servet. Ama bu ümmetin firavunu, Nemrut'u Ebu Cehil. Cehalet. Burada ne devlet, ne servet, ne şevket, cehalet. İlim dinidir, dini İslam. Nerede ilim var orada İslamiyet vardır. Nerede cehalet var orada İslamiyet zayıflar, küfür yayılır Allah göstermesin. O yüzden ilmin kıymetini bilmeli, anlamalı. Ya alim ol, ya talebe ol, ya onları seven ol aman dışında kalma ahırda uçuşan sinekler gibi olursun. Bir ilimle, ilimle bir şekilde irtibatlı olmak lazım. Her gün kendine farz olan ilimleri öğrenme. Farz olan ilimleri öğrenme hususunda gayret gösteren, bunu prensip edinen, ilke edinen, tatbik eden az da olsa ama her gün devamlı olan kıymetlidir ya. Çok olan değil, az da olsa devamlı olan kıymetlidir. Şöyle bir sıfat kazanır o ilim talebesi. Bu sıfatı kazanmak çok önemlidir. Çok çok önemlidir. Çünkü ilim talebesi yatağında ölse şehittir. Buna mutlaka talip olmak lazım. Farz olan ilimleri öğrenmedeki gayretimizi arttırmak lazım. İhya edilecek geceler işte mesela önümüzde bir Kadir Gecesi var. Benzeri geceler geldi geçti, gelir cuma geceleri her hafta malum. Nasıl ihya edeyim diye düşünülürse, düşünülüyorsa, sorulacaksa tamam nafile ibadetler anladık da en kıymetlisi haramlardan sakınmalı bilhassa o gecede daha fazla ilaveten bir miktar ilim tahsil etmeli. Farz olan kendisinin öğrenmesi farz olan ilimden bir miktar tahsil etmeli ve farzı öncelemeli sonrası sonra. Sonrası sonra nafilelerle meşgul edip farzı ihmal ettirir. İblis çok çalışkandır. Nefis de çok teşnedir bu işlere. Düşürür tuzağa. Böyle meşgul olur gidersin. Yani cahil sofu şeytanın maskarası derler. <laughs> Takar parmağını oynatır. Eğlenir yani. Maskarası olursun. Ama ilim sahibinden korkar. Bir alimden korkması iblisin 40 abitten korkmasından fazladır. Abid malum ibadet eden, çok ibadet eden demek. Çekinir ondan elbette ama alimden daha çok korkar, beli kırılır. Alimin kıymeti ilmin kıymetindendir. İlim aziz çünkü Allahu Teala kıymet vermiş. Rütbetül ilmi a'ler rütep. En yüksek rütbe ilim rütbesidir. Osmanlı tarihinde parlak güzel bir örneği var. Malum Edirne kapıda kabri olan Ahmet İbni Kemal Paşa, Kemal Paşa Zade merhum. İlk Şeyhülislam, Yavuz merhumun hocası Şeyhülislam'ı. İslam'ı. İyi de bir şairdir. Çok güzel şiirleri vardır merhumun. 40 yaşına kadar askerdi. Askeri mertebelerde yükseliyordu, başarılıydı. Problem de yoktu yani. Ama sonra bir vesileyle fark etti. ilim rütbesi çok yukarıda, çok daha değerli. İlmiye'ye sülük etti vaziyet değiştirdi. Askeri mertebelerden sarfı nazar etti. 40 yaşından sonra ilme yöneldi. Geldiği mertebeye bak. Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislam İslam. Yani 3 numara. Protokolde 3 numara. 03. S 03. Evet. Kırmızı plaka. <gülüyor> <gülüyor> e, kimse ben yaşlıyım falan da demesin. Onu söylüyorum yani. 40 yaşında başlayıp da buraya gelinebildiğini gördükten sonra insanın öyle ıvır zıvır bahane edip de işte bizim yaşımız geçti öğrenemeyiz falan filan Geç onlar onlar tuzak ne demek öğrenemezsin Yani Allah-u Teala akıl vermiş beyin vermiş imkan vermiş fırsat vermiş O hızla değil de bu hızla gidersin ama gidersin Ne o yolda gidersin O yolda gidersin Tahayyü Hakkari Hazretleri buyuruyor ki Necip Fazıl'ın hocasının hocasının hocası <laughs> hmm. Diyor ki Sen bir serçesin yerde Kediler Senin için tehdit Kanat çırp Kanat çırp sen Diyeceksin ki yükseklere çıkamam kartal gibi hani yükselemem doğru belki kartal seviyesine çıkamayacaksın ama iki karış yükselirsin çırpınmakla en azından bu da sana iki şey kazandırır bir kedilerin şerrinden kurtulursun iki yükselenler safına dahil olursun gayreti hiç azaltmamak lazım denizin dibi derin el ayak çırp yani kurbağa gibi el ayak oynat zira dibi derindir. Çırpındıkça, gayret ettikçe Cenab-ı Hak fazlasını bahşeder, lütfeder. Senin birini bin yapar. Yine bir hadisi kutsi de kulum bana bir adım yaklaşırsa ben ona on adım yaklaşırım. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Nihayet onun tutan eli gören gözü işiten kulağı olurum. Dostum olur diyor yani. Sen yeter ki bir adım at. Yani şems ve şahişimun la ile azmi sefer et diyor şair Şeyh Galip merhum şems Tebrizi'nin hayat hikayesinden örnek getiriyor yani. Bir adım at diyor ya. Bismillah de şöyle bir yekin yani. O ilk hamle önemli. En uzun yollar, en büyük aşılmaz yollar neticede ilk adımla başlar. Sen bir yaparsın ama o gayretin ödüllendirilir, bereket bulur. Cenab-ı Hak lütfeder. Tahmininden de hızlı ilerlersin. Vazgeçmemek lazım üşenme, erteleme, vazgeçme. Ha. Ağzınıza sağlık. E, kulun samimiyetine ilişkin söyleyeceklerim eksik kalacaktır ama e, iki şey bir tanıdığımın başına gelen bunlardan bir tanesi. E, her akşam uyurken salamat okur. Ayetel Kürsü okur. Fatiha okur ve şu niyetle okur efendimizi rüyada görmek maksadıyla. Bunu uzun zaman yapar. Üç ay, beş ay, 6 ay ve bir gün akrabasından birinin efendimizi rüyasında gördüğünü işitir. Gider konuşur, içerlenir biraz da sevinir. Ne oldu? Neden? Evet, ne oldu? Ben o neden gece, mahrumum? O gece bana şunu anlattı, dedi ki yine yapacaklarımı yaptım ve ağladım. O gördü ben niye göremiyorum diye ağladım diyor çocuk gibi ve ben o gece gördüm. Yani, onun üstüne ağlamak samimiyetle. Evet, gözümüz rahmet. Olmasıyla. Evet. Hadi, ee, bizim yapacaklarımız bu konuda hani bildiklerinizle amel edin, bilmediklerinizi öğrenirsiniz. Öğrenirsiniz evet. O dediğiniz altın. emanet. Evet. Bildiğinle amel edersen yerinde kullandığın için bereket kazanır. Yani artar, bereket verilir ona. E, emanet aldığın olan ilmi edindin ve kaldı kadükleşir. Unutursun zaman içinde unutursun. Unutmamanın da en iyi, en kestirme, en sağlam yolu ilimle amel etmektir. İlim amelle vasıta olduğu için kıymetli. Yoksa amelsiz ilim vebaldir. Sorumluluğu ağır, çok zor onun hesabı zor verilir. Cahil bilmiyordum diyebilir belki. Bilmedim de yaptım diyebilir ama sen biliyordun. Bilerek yaptın. Onun yükümlülüğü, hesabı çok daha ağır. Şeyh Galip. <laughs> Eğer iki güne gün mihnet erazilden zuhur eyler, o cürmün özrü müşküldür ki kamilden zuhur eyler. Dolaştırmayayım şimdi gecenin bu saatinde pratik söyleyeyim hemen kestirmeden. Cahil olan hata eder, bunda şaşacak bir şey yok ama ilim sahibi hata ederse özür de bulunmaz. Kamilden gelirse hata, mazereti de olmaz. ...onun sorumluluğu daha ağır diyor. Evet. <laughs> i̇şte, Sen şiir okuyacak mısın bugün? Hocam bir bakarım onlardan of, yani, birine. Aklında var mı? Hazır mısın? Yani? İşte o, Oku yani, oku. Şiirsiz bırakma bizi. Olur yani. hocam Yani başım üstüne. Yani. Evet, var olsun. Allah razı olsun. Ee, bakmak ve görmek aslında bunun temelinde tamamında biz samimiyete kalıyoruz. Yani çok dikkatimi çekmiştir hocam. Biz bir makamla, bir yerle, bir arzu halimizi bildirmek üzere böyle siz diye girmek, hazırlık yapmak vesaire bunların tamamına bir hazırlık yaparken dua ederken e, senli bir dile sahip olup Allahu Teala'ya ya Rabbi sen ver ya Rabbi. <laughs> evet. Bunu işte o nazı kullanmak farkında olmadan istemek yani herhangi bir hazırlığa mahal vermeden Ve en istediğimiz dille Bunu istiyor olmanın bir nazı var ortada tabii, aslında Bunu bir dahi görebilmek bize tabii lütuf Ne kadar talihlisin Ne kadar büyük bir avantaja sahipsin ki Kirin pasın günahın Kıyafetin Göz ardı edilerek Efendim evet. Ya bir şehir kulübüne girmek için üyelik soruyorlar ya adama Kimlerdensin Belki kimsin ya, ne zamandan ya, beri ne zaman, yani. ne zaman ne iş falan <laughs> Sorarlar adama Sen huzur-u ilahiye çıkarken Kayıtsız şartsız Allah'ın izniyle gece gündüz ne zaman arzu edersen la ta'huzuhu sinatu ve la naum uyku ve gaflet olmayanım ben diyor değil mi Allahu Teala her zaman yani. ne zaman istersen yani uyku beni uyku basmaz sen ne zaman istersen sen bana hitap et buyur ya kulum derim ben sana birisi hacca giderken nafile hacca gidecekti. Hocam ne diyeyim orada dedi? Ne yapayımdır ne okuyayım? Dedi. Lebbeyk de dedi. Ne diyeceğim? Lebbeyk Geldim. Lebbeyk Allah'ım geldim. Yani yani çok şeye hacet yok. Çok fazla rüsuma hacet yok yani. Samimiyet en önemli kaidedir. İhlas ve samimiyet duru bir halde e, aç bir adamın iştahlı olduğu bir zamanda ekmeği istemesi, suyu beklemesi, ekmeği beklemesi gibi en azından o kadar bir iştiyakla Ya Rabbi Demek önemli dua. Aç bir adamın iştahlı bir zamanda ekmek istemesi gibidir. Evet. Çok az vakit kaldı. Evet, Şiirini hocam. herhalde seçtin. Ş şöyle e, Osman Hulusi Efendi çok da sevdiğim şiir. Garen şey. Devi. Evet <laughs> Garen Devi. Biçare bir aşık diye bir şiiri vardır hocam. Buyurun. Malumunuz bilirsiniz. E, çok da etkiler beni. Diyor ki öyle başlamış zaten. Ayaklar altında çiğnendik kaldık. Bize yol demez de yana söylerler. Allah. Her emrine yarın itaat kıldık. Bize kul demez de ya ne söylerler. Bir çare bir aşık namu şanımız göklere yükseldi gök dumanımız yanmış harab olmuş hanumanımız bize kül demez de ya ne söyler Allah bakmayıp dost için canu başına meydanına geldik can savaşına bakınca veçhine hilal kaşına bize öl demez de ya ne söyler Allah. Fulusi rakipler etse de büftan, yolundan kalır mı hakiki kervan? O yarın yoluna verip baş ucan bize yol demez de ya ne söylerler diye. Allah. <laughs> Bu acziyetini evet. ihtiyaç sahibi olduğunu e, zaten ilk cümlede ayaklar altında çiğnendi kaldık. Haki payin olmadır ebrarın ancak vayesi. Beş mısra okumaya vakit var mı? Var hocam. Zati merhum Allah kani rahmet etsin Balıkesirli 1545-50 o yıllarda vefat etmiş. Bir naat yazmış Cenab-ı Peygamber için. En çok gazel yazan şairimizdir. Harika bir üstattır. Kanuni merhum mu geçen tek şair gazel sayısında. Balıkesirli zati. İlk beyti şudur. Efendim, kametin ey bostanu la mekan pirayesi. Nurdan bir servdir düşmez zemine sayesi. Senin boyun ya Resulallah gölgesi yere düşmeyen bir nur servisi gibidir. nurdan bir selvi gibidir. Diye başlıyor beyti. Çok harika bir naattır. Bu beyti almış 20. yüzyılda ustamızın biri. Mihrinin namusu ekberdir kemine dayesi mihrinin namusu ekberdir kemine dayesi arştır miracı kadru şanının ilk payesi hakipayin olmadır ebrarın ancak vayesi aczu hayrettir menakıp hanının sermayesi kametin ey bostanı la mekan pirayesi nurdan bir servdir düşmez zemine sayesi Ağdalı bir Türkçe olmakla beraber 20. yüzyılda 1930'larda yazılan bu şiir yani şaheser, yani şaheser, yakut değerinde çok başarılı. Anlamını hemen veriyorum kısa kısa. Birinci mısra. Seni kundakta gören, ya Resulallah bebek halinde seni gören der ki, bu bebeğin dadısı olsa olsa Cebrail'dir. Başkasına yakıştıramaz. İkinci mısrada diyor ki, makamına yükselen merdivenin ilk basamağı arştır. Geçtim gerisinden. Üçüncü mısra cennetlik olanların en yüksek derecesi ayağının tozu olmaktır ya Resulallah. Dört seni anmaya başlayanların sermayesi seni övmeye niyet edenlerin sermayesi acizlik ve hayretten başka bir şey değildir. Senin boyun mekansızlık aleminin süsü ve gölgesi yere düşmeyen bir nurdan servidir ya Resulallah diyor. Azizim bu kadar olur yani, bu evet. kadar olur. Halil Edip bunu yazan adam, Halil Edip. Hiç başka eserine şahit değiliz. Belki bundan sonra bulacağız, belki birileri bizi tenvir edecek. Şunlar da var diyen olursa çok sevinirim. Ama bu eseriyle başka hiçbir şey yazmamış da olsa çok başarılı. Devamı vardır ama ilk kıtası bu. Bu gecenin darmanı olsun, bir naat okumadan da gitmemiş olalım. Okuduğun şiir Osman Hulusi İdarendevi merhumun. Evet. ...Rahmetullahi Aleyh. Çok harika bir eseri. Divanı bizde var. Zaman zaman tetebu ederiz. Ben de zevkle okurum doğrusu. Mahdumuyla... ...yerinde bulunan oğluyla... ...tanışma fırsatımız olmuş idi. Bundan şöyle bir 8-10 sene önce. <laughs> İnşallah... ...Tiryandafil... 40 yapraklı gülün memleketidir orası. Dağrende. İnşallah bahtları açık olsun. Sevenlerini Cenab-ı Hak iki cihanda aziz etsin. İnşallah. Efendim... ...böyle mektepler, böyle isimler oldukça devam ediyor. İrfan, Nehir, Çağıl Çağıl akıyor. Cenab-ı Hak bereketi daim kılsın ve selam. Amin. Ee, i̇şte o, o, güzel insanlar hep de var olacaklar Allah'ın izniyle. Ee, yaşayanların Allah eksikliğini vermesin. Ebediyete intikal etmiş olanların da ruhu şad olsun. Mekanı yani cennet Amin. olsun inşallah. Şimdi ben özellikle kıymetli izleyicilerimiz için söylemek istiyorum. Bakmakla görmekle alakalı şeyler var hani gönlümden geçiyor ama ne yapabilirim? İşte o niyettir aslında ne yapabilirim? Ramazan-ı Şerif'te bu işte zamanımızda kişisel gelişimci diye adlandırdıkları bir şey vardı. Çocuklara ders verirken diyor ki fil düşünmeyin diyor. Hadi gel de düşünme. Yani, Filden <laughs> başka bir şey düşünemezsin. Fil düşünmeyin dediğinde hocam hikayesi şöyle bir gün işte birine bir hastalığa tutulmuş demişler ki şuna git onun çaresi var. E, o çözer gitmişlerdi anlatmış o da işte bir su almış bir şey okumuş Hikaye bu ya. Al demiş bu suyu, git uçurum kenarına yarısını, iç yarısını dök. Derdinden kurtulursun. Bu kadar mı? demiş? bu kadardır. Tam almış suyu çıkacakken böyle böyle yaptı, şey demiş ki ama bunları yaparken aklına dişi tilkinin kuyruğu gelmesin. <gülüyor> şimdi <gülüyor> iyi demiş Ali bakalım. Yani benim ya, aklıma, aklımdan çıkar şimdi. Benim aklıma dişi tilkinin kuyruğu nasıl gelsin ki sen şimdi bunu söyleyerek kadar. Şöyle anlatıyor kişisel gelişimci diyor ki e fil dedim mi aklınızdan fil çıkmaz. O kayak yapanlara dikkat edin diyor. Ağaçların arasından süzülürken ağacı düşünmezler diyor. Yolu düşünürler o ve ağacı görmezler bununla alakalı. Şimdi buraya nasıl bağlayabilirim? Niyetimiz bu olsun. Ramazan-ı Şerifin içerisinde ne yapabilirim? Yarın iftara yalnız olmayacağım diyelim. Yani bizim niyetimiz olduktan sonra mutlaka ve mutlaka iftarda bize misafir olabilecek ya da misafir olabileceğimiz bir haber alacağız. Ya Rabbi yardım etmek istiyorum dediğimizde mümkün müdür kapılar açılır. Mümkün müdür bize birinin görünmemesi, bir ihtiyaç hasıl olmaması? Ee, iddia ediyorum bu niyetle alakalı bir durumdur. O dediğiniz ilk adımla alakalı. Sen bir kapıyı çal, bir durumdur. sen evet. bir niyet et. Allahu şan vermek istemeseydi istek vermezdi. Ne kadar güzel. Evet yani. Vermek istemeseydi istemek vermezdi. Evet. Vermeyecek olsaydı duayı murad etmezdi, evet. ettirmezdi evet. bununla alakalı. Nereden inanın kendi adıma da söylüyorum, öğrendiğim kadarıyla söylüyorum. Ee, nereden baktığımızla alakalı bir durumdur bunun aksi mümkün değil. Nereden baktım? Samimiyetle alakalı bir genç kıza bir hastalık musallat olmuş ve ona kan verebilecekler arasında tek çareyi 6-7 yaşlarında kardeşinde bulmuşlar. Çocuğa anlatmışlar, anlatmaya çalışmışlar. Ablana kan verir misin? Vermen gerekiyor. Şöyle bir hastalığı var. Çocuk demiş ki biraz düşünebilir miyim? Olur demişler biraz düşün. Hastanenin köşesinde çocuk biraz düşünmüş. Tamam demiş kabul ediyorum. Tamam demişler hikaye bu ya. Çocuktan kanı alıp ablasına verdiklerinde genç kızın rengi yerine gelmeye başlamış. Çocuk biraz solmaya başlamış. Çocuk enteresan bir soru. Kan verdi hepsi bu kadar aslında. Çocuk şu soruyu sormuş hocam. Ne zaman öleceğim? Çocuk kendisinden alınan ve ablasından verilen kanla beraber öleceğini düşünmüş de buna rağmen ona rağmen olur demiş. Olur demiş. Allah. Samimiyet bir çocuktaki samimiyet ve sorusu bu. Ne zaman öleceğim diye. Ne o öldü? O da hastalığından kurtuldu. Allah şükürler olsun ama işte böyle bir niyet. Hocam Bahçelievler Hazreti Ömer Camii benim de öyle daha genç yıllarımda sıkıntı duydum bir zaman diliminde Elime kütüphaneden Necip Fazıl merhumun kitabı Çile kitabıyla beraber sabah namazına 2 saat kala 3 ay boyunca bahçesinde hatta bir gün beni şikayet etmişler şimdi halinden vaktinden kimdir bu yaşta gelmiş cami bahçesinde kitap okuyor diye polis geldi. Sağ olsunlar hayırdır dedim hayırdır namazı bekliyorum dedim ya bununla alakalı ve hep aynı şiiri. Ee, oradaki Mısra'yı ok çekti üstüme yukarıdan avcı hep burada döndüm dolandım. Ok çekti üstüme yukarıdan avcı. Çok faydasını gördüm ben o çile şiirinde. Hedefe alınmak, kendini hedefte evet. hissetmek. Evet. Bununla alakalı genç kardeşlerime söylemek istiyorum özellikle. Bunda rahmet vardır. Yeter ki niyet edelim ve bakmak isteyelim vallahi yol bizi bulur. Ben İstanbul için bunu söylemiştim. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmekten vazgeçseydi İstanbul vücuda gelir kalkar kendini ona fethettirirdi. Çünkü emri almış bununla alakalı. O yerine ulaşacaktı diye. Hatan varsa kusura bakmayın. Estağfurullah. Lütfen kendi aldım, aldığım notlar e, gönlümden de geçendir hocam bunlar ayrı ayrı başlıklar halinde notlara döner, yazıya döner. Benden bir başkasına geçer. Bu programların o şifreleri olarak redakte mi deniyor ona? Redakte mi deniyor. Keywords'ler yazdığınız redakte ediliyor. Evet. Redakte evet. edilsin. E, bu, bunlar hatırası olur, anısı olur benimle alakalı. Şükür ki bunları not alıyorum. Sizlerin de aktardıklarıyla beraber. Estağfurullah. Mustafa manevi mi mi demiştik efendi hocam? evet. Evet, Mustafa şairimiz, manevi evet. efendi demiştik. Ee, Efendimizin hayatından, Naçizane bir takım hatırlatmalarda, Kendimi hatırlatmalarda bulunmaya çalıştım. Nefi şairden okuduk, Şeyh evet. Galip'ten evet. tekrar evet. ya dedik, onlarla sohbetinizi tekrar bunlara şahit olduk. Allah inşallah cennette de bir Amin. ve beraber kılsın. Amin inşallah. Çok çok mutlu olurum. Estağfurullah. Yani orada da görmeyim Şahadet Bey. İnşallah. Bakın ben girebilir miyim değil inşallah sizi <laughs> görürüm orada. Yani i̇nşallah. orada olmanın yoludur diye çok teşekkür ederiz. Hayırlı sahurlar İstanbul. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı sahurlarınız olsun. Allah emanet olun. Vakıf katalım. Hayati inançla iftar saatini sundu.